bizim elin yiğitleri boludur. Çalar davulları dizgin doludur. Ölüm aşıklara tozlu yoludur. Ölüm aşıklara tozlu yoludur. Dumandır, ah bizim eller, oturup ağlasam delisinde. Rıza Özgür biz. Babanızın son beşi misiniz de adınızı Rıza koymuşlar? Yok, ortadayım. Bilmiyorum, genelde Rıza olduk. Daha çocuk yapmayacağız anlamında konur da. Efendim, herkes anlattı, söyledi. Siz ne söylemek istersiniz? Valla dedem, biz de işte ben de heyetim arkadaşıyla beraber elimizden geldiği kadar köyümüze, yani gücümüzün yettiği kadar imkanlarımızı el beziştireceğiz. Zaten yani devlet derneğinde hemen iş bitiremiyorsun. Bugün git, yarın geldi. Leşiler... Ondan sonra serin gel. Ha, öyle öyle uğraşıyoruz işte. Şimdi yine az önce biliyorsun Tural'dan geldik yine. Bu orman için gittiydik arkadaşına. Hani elimizden geldiği kadar köyümüz için mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalışıyor. Yani işte suyumuz yoktu. Suyu sağ olsun muhtarımızla beraber çıkarttırdık. Suyu taşıdık, depoya verdik şu anda kullanımda. Yolumuzun da işte büyük bir kısmı yapıldı. Az bir kısmı kaldı. Onu da inşallah seneye onu da yaparsak köyümüz. Efendim ben şimdi Türkiye'nin farklı yerlerine gidiyorum. Örneğin okulu çoğu işte kültür evi, cemevi kültür evi olarak değiştirmişler. Çoğu da işte bu köyden gitmiş ama bir özlemi var. Konuk evi yaptırmış çoğu yerde okulu. Sizin ilk tekkeden gidip de burada evi olmayan, buraya dönmek isteyen, olmayan, dönmek isteyen olursa böyle bir konuk evi falan ihtiyacınız var mı? Yapmayı düşünüyor musunuz? Planlıyor musunuz? İlla ki o da olacak ileride inşallah. Hepsini birdenbire olmuyor. Zamanla onu da yapacağız. Şurada lojmanımız var. Orayı konuk evi yapmayı düşünüyoruz. Ya da aşağı evet, sağlık hocamız var. Şimdi ya, görüyorum gittiğim yerde. Yani biz köylülerimiz yeter ki gelsin. Yani köyünün aşığı olan gelsin. Yani 15'in 20 gün gelecek. Gelsin. Biz ona ben evim açarım. Kendi evim açarım. Yine hani misafir ederim. Okulda da ederiz. Sağlık ocağımızı orayı da yapacağız. Teşkilde geçireceğiz. Lojmanımız var. Yani böyle kimsesizler önemli değil yani. Evde misafir. İsteyen gelebilir diyorsun. İsteyen herkes gelebilir. Bizim köyün en büyük yani mağdur olduğu şey yoluna suydu. Yani insanlar ben geliyorum gençler
şu tozun yüzünden Bukuya gelmek istemiyorlardı. Ama geldiler, herkes teşekkür ediyor. Ondan sonra su, özellikle su. Adam geliyor, bir hafta babasının yanına geliyor, çocukları geliyor. Su yok. Ya abi ben Bukuya daha gelmem. Niye? Ben abi su bile bulamadım. Ama Allah'ın izniyle orayı da açtık. Şu an bu sene hele herkes memnun. Yani suda herkes memnun. Çoğu insanlar geldi, teşekkür ederek gittiler, güle güle gittiler. Köyümüz de güzel, gerçekten güzel köyümüz. Ormanımız, doğası, havası, insanlarımız da güzel. Gelen insanlarımız her sene 4-5 tane ev yapılıyor, daha da artıyor. Vallahi geleni bekleriz. Herkese saygımız sonsuz. Ben de miktar olarak elimden geldiği kadar herkese burada yardımcı oluyorum. İnşaatına, arsasına, oraya buraya, yani imzasına, şuna, daha kimseden bir kuruş para talep etmedim de etmem de. Başka köylerde... Peki burada imar falan aldığında böyle imar falan izin mi alınıyor inşaat? Şu anda yani İstanbul'daki şey neyse burada o uygulanıyor. Proje çiziliyor, planı, projesi, her şeyi özel idareden onaylanıyor. Ona göre inşaat yapılıyor. Yani biz de onun müsaadesini veriyoruz, kararımızı alıyoruz. Yani herkes, gelenler, hiçbir sıkıntı yok. Köyümüz herkes açıktır. Evet. Herkese. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Son erkek kaldı galiba. Dede hoş geldiniz. Sağ ol, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim dede. Ben söylemek istediklerini herkes söyledi. Sizin de özünüzden, sözünüzden, yüreğinizden geçen neyse bizlerle paylaşırsan sevinirim. Vallahi dede biz Ankara'da oturuyoruz kışın. Yazın buraya geliyoruz. Benim evimde yukarı yaylada. Yukarı tepede, aynen öyle. Yukarı Çetinguz'da. Ben gelmiştim oraya. Çetinguz'da oturuyorum. Orman özünden geldim. Aynen öyle dede. Biz seviyoruz ya, köyümüz çok iyi. Sadece bir yolumuz, az bir yolumuz kaldı. Oraya yapılırsa fazla bir sorun kalmıyor köyümüzün yani. Evet. Sağ olsun. Yani buradan herkesi davet ediyorsunuz. Herkes köyüne mutlaka. Elbette. Evi olup olmayan da mutlaka oraya gelsin diyorsunuz. Aynen gelsin yani. Köyümüz çok güzel. Ben seviyorum, bilmiyorum, köyden ben gitmek istemiyorum. Evet. Kışın bile gitmek istemiyorum. Benim orada biraz yollar pek iyi değil, düzensiz. Ondan dolayı kışın Ankara'ya gidiyorum, Ankara'da oturuyorum. Evet, yani evet. Ben iyiyim yani, mutluyum, çok şükür. Evet. Diyor ki, biz üç bacıyız, Gürfün ağacıyız. Kırkların meydanında süpürgeciyiz. Sen aynı zamanda bu işi de yapıyorsun. Yola gidiyorsun, işte pervaz, sema dönüyorsun. Döndüğün semahlar, yaptığın hizmetler hak katında kabul olsun. Çoluğun, çocuğun, eşin, dostun, sevdiklerin hep sağlıklı ve senin yanında olsunlar. Sen ne demek istersin, ne bizimle ne paylaşmak istiyorsun? Hem ismini alalım. Hoş geldin, Laylak Soy dedim. Evet. Ne söylemek istersin? Ne söyleyeyim dedim. Ne paylaşmak istersin? Buraya anlatmak, herkes bir şey söyledi sen de. Herkes bir şey söyledi, bana bir şey kalmadı ki dedim. Vallahi. Eşim emekli oldu. Peki burada kadın olmak nasıl bir gün? Örneğin sen semah dönüyorsun, pervaz dönüyorsun ama sen çocuğuna veya çevrene öğrettin mi? Öğrettim dedim. Herkese de öğretmeye çalışıyorum. He, öğretiyorsun. Elimden geldiği kadar, evet. Peki, bu yolun devam etmesi için mücadele ediyor musunuz yani gönüllü? Etmez olur muyum mi diyorum. Evet. Yolunuz açık olsun. Sağ ol dedim. İyi hizmet ediyorsunuz her kadına. Şimdi bu köyün en genç kızı. Evet, sevgili seyirciler, Erkli Tekke'mizin en genç kızlarından biriyle görüşüyorum şimdi. Nasıl? Sen benim gönlümde gelsin. İsminizi alabilir miyim? İsmim Sadele Demirel. Sadele Emre, nasılsın? İyi misin canım? Çok ben. Niye gülüyor ama, hep gülüyor mu? De onun bir tarafım. Olur bak, hayat her şekliyle devam ediyor. Ağlasan da, gülümsen de, hayat öyle, sevdiklerimizi kaybetsek bile yaşam bir şeklikle, nefesimiz çıktığı kadar devam ediyor. Toprak ana istediğini alır, bağrına basar, istediğini bekler, onun sonunu bekler. Sonuçta hepimizin gideceği yer toprak ananın kucağıdır. O nedenle yaşam her şeye rağmen devam ediyor anneciğim. Neyse bilmiyorum ama geçmiş olsun mu diyeyim, başı sağ olsun diyeyim, onu bilmiyorum. Sağ ol. Ama böyle sağ bir şey. Hocam. Evet. İstanbul'daki çocuklar, Ankara'daki hepsine selam der, gözlerini öperim. Tamam. Akrabalarıma, kardeşlerime, hepsine. Hepsini gözlerini öperim, sağ ol hocam, öpüyorum. Tamam ablam, ben teşekkür ediyorum. Üzülme ya, böyle şey yapma, ne olur ya. Ya hepimizin başında var işte böyle bir şeyler. Evet. Sevgili izleyiciler, şöyle arkadaşım çekti, gördünüz gene kadınlarımızın nasıl bir ön planda olduğunu
Hakikaten duruşlarıyla da, söylemleriyle de, yaptıklarıyla da özellikle bu köyde erkeklerin önünde diyebilirim yani. Hep olsunlar da istiyorum ben. Böyle hep sakin şey duruyorlar. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Bir tanıyabilir miyim sizi? Şöyle bir gelsin. Teşekkür ederim dedem, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Suna Aksoy. Evet, hem de Suna Aksoy. Evet, şimdi burada Suna Aksoy derken unutmayalım ya. Sevgili Erdal Aksoy'a buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Çünkü biz buraya gelirken de Erdal'la görüşerek geldik. Erdal benim için de çok kıymetli, çok önemli bir hizmet ediyor. Hürstan Kültür Derneği Sultanbeyli hem cemevi hem de başkanlığını yapıyor. Alevi Bektaşi Federasyonu'nda da görev yapıyor. Yolu açık olsun diyoruz. Çok bu anlamda mücadele veriyor kardeşimiz bizim için. Ona da teşekkür ediyoruz. Aksoy deyince aklıma hemen yanına bir selam yollayayım dedim ona. Teşekkür ederiz ama. Evet. Bize bir anlatın buraları. Dedem biz Ankara'da oturuyor. 30-35 senedir evliyim orada, 35 senedir. 5 senedir buraya yayla yaşta çatımıza ev yaptık. Eşim ikna etti, beni buraya getirdi. Ben hiç istemiyordum. Sen buranın kızı mısın? Hem kızıyım hem geldiğim buraya. Peki niye istemiyorsun canım, etmeyleme ya? Köy işi ağır oluyor dedem. Ne ağrı, inek yok, dana yok, böyle. Çok şükür iyiyiz, evimizi yaptık. Oğlum Ankara'da oturuyor, kızım İstanbul'da oturuyor. O ne güzel. Onlar, bir onların hasreti var. Öperim, onların hasreti var. Evet. Yani onlara buradan bir selam. Onları çok öpüyorum, çok seviyorum onlar için. Canım veririm hocam. Evet, tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok selam söylemek istiyorum. Evet, evet sevgili izleyiciler, bu gördüğünüz abla var ya, çok konuşuyor yemin ederim. Ben mi? Evet. Nasılsın şimdi? Dedem. Nasılsın, iyi misin canım benim? Çok iyiceyim. Ne var ne? Allah'ın boncuğuna şükürler olsun. Lan ne güzel gülüyor ya, vallahi billahi ya. Evet, bir anlat Erikli bebeği, herkese sorduk ne söylemek istersin? Erikli tekke çok güzel. Evet. Ben de İstanbul'da oturuyorum, Sultanbeyli'de. Evet. 5 tane çocuğum var. Buradan selam olsun. 10 tane torunum var. Oy maşallah. İki aileyim. Peki çocukların 5'er tane torunu var mı sizin gibi? O çocukları var İkişer, mı? İkişer 10 tane. Yani biz siz edememişsiniz yani, yetmemişler. Evet. 10 tane torunum var. 22 de nuhusuk biz. Vallahi torun baldan tatlı, evlattan evet, tatlı. Evet, o dedem evet. Evet yani. Hasretlik var. Doğru. Oradan söylemeyeyim, gelelim dedem şu bir cemevimiz olsun. Bura Milli Eğitim bıraktı, verdi bize ama belki de buraya dola 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 çoğalacak, çocuklar gelecek. İnşallah o gelsin, bakarız o zaman. He. Bize bir cemevi, bir de şu sağlı ocağımız aynı Verihan abi temizlensin, yapılsın, bir oraya bir hemşire gelsin. İhtiyarlarımız var, hepsi, herkesin arabası yok. Arabası olup bir iğne vurursan turalı ödeyeceğim. 40 kilometre. Yani bunlar istiyor. Dedem. Evet, bu haklısın burada. Haklıyım Ece, evet. Özellikle sağlık konusunda çok evet, haklısın. Evet, adeti evlerde de yapabilirsin. Yok. Evet, doğru. Evet. Evet, sanırım onunla, muhtar da onunla ilgili bir şeyler söyledi. Sağlık ocağımız da dilerim dedi, faaliyete evet, geçirirsek evet, daha güzel şeyler olacak dedi. Demek ki bir çalışma var. Tabii cemevi olsun yani. Evet. Bura devletin. Ama devletten sen kiraladın, yer senin yani. Devlet buraya... Kiralasam da evet, bak diyorsun ki şimdi konuk olmak için yani lojmanlar... İllaki gelecekler. Olacak. Yerini yapan var, yapamayan var. Dedem. İyi sormuşum o zaman. Tamam. Vallahi. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben de teşekkür ederim. Sağ ellerinden öperim dedem. Sağ ol canım benim. Çok el öpenlerin sağ olsun. Sağ evet. Aşığımın eşi nasılsın? İyiceyim dedem. Ne var ne yok? Geldin bizi şen ettin. Sağ evet, ol. Ellerinden öperim. Eyvallah sağ ol. Buradan göç eyledik. 8 tane çocuğunla evet, İstanbul'a. Senin 8 çocuk mu var? 8 çocuk ay var. Ay maşallah. Oradan da geri göç eyledik buraya. Hı. Sen bir şey söyledin mi? Eşin hep söylüyor da. Evet. Bayram abi bir destan müstan yakıyor, bir şeyler deme yapıyor ama sen... Yok dedem, ben bir şey demedim ama o bana yaktı. Yaktı mı? Yaktı. Onu ne zaman, daha sonra söyleyecek onu. He söyleyecek sonunda. Sen biliyor sonunda musun bir kutasını falan? Vallahi bilmiyorum, onu diyor. Dedin mi, bağrımda bir taş var, kıramıyorum, seni görenlere soramıyorum. Böyle mi başladın? İyi. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum size. Çocuklarımın da hepsinin gözlerinden öperim. Evet. Çok selamlar. O 8 çocuğun hepsinin de. Evet. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum dedim. Ay canım benim. Teşekkür ediyorum. Bunlar sağ ol onlara dedim. Selam olsun. Ey ağır topu. Vallahi billahi bizi kırmadı. Sağ olsun. Geldim buna. Program öncesi kulağına bir şey söyledim. Tamam dedi. Yaparım dedi. Buradan tüyo verdi, bir abla verdi, söyleyeyim sana yani. Adını söylemek istemiyorum. Tüyo verdi. Efendim nasılsınız? Hoş geldin dedem. Hoş buldum. Ellerinden öperim. Sağ olasın. İyiyim. Şu muhtarımız geldi. Allah'a şükür.
yolumuzu yaptırdı, suyumuzu ötüdü. Allah ondan razı olsun. Benim de 5 tane çocuğum var. Oy, selam hepsinin olsun. Gözlerinden öperim. 5 tane torunum var. Evet. Hepinin gözlerinden öperim. Peki, sağ olasın. Herkese selam olsun. Herkese selam olsun. O zaman buradan tüm Erik Tekke'yi izleyenler, tüm Türkiye'deki ve dünyadaki evet. Erik Tekke'lilere ne bir güzel türk. Bir tamam. Türk istiyorum. Tamam. Hadi bak. Çıksam şu dağlara da yavrum, eylesem zarine. Tutuyor dizlerimde gül yavrum, arasam seni. Geçti de göremez oldum. Adamı toz aldı da yavrum, dolabı duman. Senden ayrılalı da gül yavrum, gülmedi minan. Ellerin elmede yavrum, devdiği zaman. İster elim olsun da, ister ayrılmak. Sen köyde kalıyorsun galiba, niye biliyor musun? Maşallah her tarafım kıpkırmızı yani. Değil mi? Bak belli oluyor. Dedem ben 2 senedir köyde kalıyorum. 2 senedir kalıyorsun ha, ama belli olmuş kaldın ya. İstanbul'daydım ya olsa. En iyisini yapmışsın vallahi. Köyde kalmak iyiydi. Efendim 2 senedir neler yapıyorsun? 2 sene yaz kış buradasın. 2 senedir yaz kış buradayım evet. Yani, gitmedim. Çocuklar geliyor, yazın geliyorlar. Sen sağlığın sıhhatin yerinde. Herhalde. Allah'a şükür. Yani 2 yıl onu fark ettirdi mi sağlığında? Allah'a şükür çünkü iyi. Çünkü havası güzel. Ha, havası güzel. Tavuk mu var yani ufak tefek? İnek ufak tefek. Yok hayır inek falan yok. Sadece tavuk var. Sadece tavuk ufak tefek bir şeyler var yoksa. Evet. Niye gülüyorsun oğlum? Bir şey istiyorum. Ne demek istiyorsun? Demek istediğin bir şey var mı? Hayır şimdilik iyi yok. Çoluğa çocuğa selam ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Evet. Peki, çocuklarımın. Evet. Sen de hoş geldin dedem. Ellerinden sağ öperim. Sağ teşekkür evet, ederim geldiğin için. Tanıttın bizi. Yok. Hoş geldin dede. Hoş bulduk. Herkes bir şey söyledi. Sen ne söylemek istersin? Yayla Aksoy benim adım. He? Yayla Aksoy. Evet Yayla ablacık ne söylemek istersin? Vallahi dedem ne söyleyeyim mi? İşte geldik buraya ev yaptık. Köy şey İstanbul'daydı. Sen mi çok çalışıyorsun? Erkekler mi çok çalışıyor? İşi mi çok? Erkekler çok çalışıyordu. Şimdi kadına çalışmıyor mu? Çalışıyorum ama dede illa ki erkekler fazla çalışıyor. Vallahi ama. Vallahi. Kadınlar hiç çalışsa da yine erkeklerin gücü. Bambaşka. He, diyorsun odun yarıyorlar. He, gidiyor. Evet, anladım, görüyorum. Anladım. Tamam. Ya şu da olsa dediğin var mı yani? Ya şu köyümüze muhtar suyu getirdi, yolu yaptırdı. İşte ne bileyim cemevini yaptırdı. Ama şu da olsa daha... Ya çoluğa çocuğa geliyor buraya oynamıyor bir park olsa dedem. Ha, bak bu da güzel. Bak muhtar diyorsun park istiyorlar. Güzel İhtiyarlar olsa niye sıkılıyor? Gider parkta oturur güzel. Bir şey yeri olsa böyle kadınlara. Doğru he. Yani aynı hareket yeri. He, tabii. Tamam. Otomayı söylüyorum. Gibi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Kadınlarımız her şeyden yana yerli yerince yapıyor diyorsun. Yaptı dedem evet, he. Peki sağ olun. Ben Senem Özalan. Evet. Nasılsınız efendim? İyiyiz Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Sağ olun. Geldik buraya işte biz de yazları geliyor, kışları geliyor. Çocuklar geliyor, götürüyor, getiriyor. Evet. Çok memnunum. Ama çocuklar da burayı seviyorlar mı siz burada olduğunuz için? Çocuklar... Yoksa siz buraya gelince kendilerini mecbur mu hissediyorlar? Yok yok çok mutluyum. Çocuklarımdan çok memnunum. Ha. Allah razı olsun. Gelinlerden de çocuklardan da. Evet. Kızımdan da. Selam olsun buradan. Hocamdan da. Onların hepsinin gözlerinden öpüyorum. Burada mı herif?
Eşim burada. He. Çok memnunum. Allah razı olsun. Üzmüyor değil mi seni? Yok yok canım, niye üzsün? Bu yaştan sonra üzerse ayıp olur. Güzel. Bak gördün mü? Yani. Vallahi birbirimizden memnunum. Allah'a şükür. Evet, memnun olun, sağlıklı olun. Sağ ol, teşekkür ederim. Güzel günler olsun hepimiz. Sağ ol, Allah razı olsun senden de. Bir şeyimiz var. Şu bir konteyner istiyoruz biz. Çöpleri döküyor, derelere döküyor, yangın çıkaracak. Aa, çöp konteyneri. Çöp konteyneri istiyoruz biz. Evet, bu güzel. Muhtarım, bu çok önemli. Vallahi muhtarımızdan istiyor, muhtarımızdan çok memnunuz ama şu anki devletimizin el atması lazım. Şöyle, bizim Hubiyar köyünde de böyle bir sıkıntı oldu. Bizim oraya çok ziyaretçi geldiği için çok çöp ölüyordu. Sayın geçmiş dönem milletvekilimiz Ali Kenanoğlu bir haber yaptı. Haberi yaptığı gün, ertesi günü konteyneriyle birlikte Tokat valisi Hubiyar'a gitti. Her mahalleye bir tane koymuş. Her hafta sonu da Almus Belediyesi alacakmış. Burada da öyle olabilir. Alabilir. Çok memnunum şeyimizden, muhtarımızdan ama işte bazen de devletimizden biraz bekliyoruz. Yardım. Bunların işi zaten yani çöpte, halk toplu. Tabii ki, tabii ki. Yolumuz ne yapıldı? Suyumuz geldi ama. Evet. Derelere çöp de yok, bir şey yaramıyor ki. Dedim vallahi konteyner gelsin bir an önce. Çöp konteyneri sevgili seyirciler. Çöp. Derelere atılıyor vallahi, ben evim gibi rahatsızım o çöplerden. Geçen sene bir yangın çıktı, Allah vermesin, yetişmesek koy yanacaktı. Evet evet, ben hatırlıyorum, öyle bir şey oldu. He vallahi oldu. Ama bir bunu hiç şey etmiyorlar yani, bilmiyorum. İnşallah bir gün gelecek bizim buraya da. İnşallah. Duyarlar belki. Sen iyi misin canım benim? Bir tek sen bakıyorsun bizim köye. Öyle geliyor, mi? Çakımını evet. Yapıyor, anlayana diyor. Allah Allah, sağ olasın. Ama ben sizleri seviyorum. Evet. Gerçekten çok seviyorum yani. Biz de seni. Evet. Allah işin gücünü rast getir. Sağ ol cümlemizin, evet. Cümlemizin. 6 çocuk var, 20 torun. Ay maşallah. Hepsine cümleden selam. Evet. Allah çocuklarım ağrıdı, incitmesin, beni bu yaşaca yaşattı. Daha benden şu kadar bir şey saklamaz. Hmm. Gelinler bana danışmayınca bir iş yapmaz. Diktatörsün yani. Neden? Anne şunu yapak mı? O uşaklar başlar. Danışır. Anne ev yapak mı? Anne şuna lak mı? Allah ömürlerini uzun etsin. Cennetten cehennemece memnunum onların. Eyvallah. He. Hani Pir Sultan Abdal'ın dediği gibi. Evet. Danışan dağları aşar mı aşar, evet. Danışmayan yüzü düz yolda bile şaşar. Evet. Onun için bize danışırlar, evet. Diyorsun. Olmaz. Ama sen biraz olsaymışsın yani, biraz genç iyi, evet. Muhtar olurmuşsun. Babalar öldü, beni babalarının yerine koydular, maaşlar aldılar getirdiler anne. Evet. Şu paralarımızdır ya, şunu şuraya, şunu. Allah ömürlerini uzun etsin. Tuttukları altın olsun. Tüm komşularımızın. Evet. Zarar ziyan vermesin herifli tekke. Kanadının altına boyuna saklasın. Allah Allah. Dedem her yerin adı değişti. Herifli tekke değişmiyor. Evet. Bir adama nasıl isim, nasıl soyad kon, evet. İyiliği diyor. Buraya kurban oluyor. Boyuna kanadının altına alıyor. Evet. Ya sevgili izleyiciler, annemiz demek istiyor ki Erikli Baba, Erikli Baba tekkesi Türkiye'de bütün köy isimleri değişti. Bizim Hubiyar bile değişmiş, uzun belen yapmışlardı. Sonra biz mahkeme kararıyla tekrar Hubiyar'ı aldık. Ama diyor Erikli Baba'nın ismi hiç değiştirmedi, değiştiremediler. O bizi kanadının altına aldı, koruyor ve koruluyor demek istiyor, değil mi? İsmi var bak, Erikli Tekke, Erikli Tekke. Tamam. Köyümüzün adını hiç boşlamıyor. Çok şükür, bin şükür. Allah komşularımıza uzun ömür versin, eyceler. Evet. Birbirine tutkunlar, aynı billiğe gibi. Oğuna, evet. Oğuna, kuğur günah hiç çoktur, hiç. Çok şükür, evet. Eyle. Sevgili seyirciler, Erikli Tekke'nin adını buradan alıyor. Bu tekkemiz gerçekten 70'li yıllara kadar burada kışın, Şubat ayında, zemheri ayında erik yetiştiğini hep söylediler. Aslında İstanbullu, İstanbul'daki Erik Baba, Erikli Baba'yla ilişkisi var mı yok mu bilmiyorum ama araştırılsa böyle bir ilişkinin olacağını düşünüyorum. Onun için Erikli Baba'ya geldiğimiz zaman, bu güzelim küçük bir içeriye girdiğimiz zaman küçücük bir yama, kocaman bir dünyası olduğunu görüyorsunuz. İçeriye girdiğinizde de hakikaten çok rahat bir nefes alıyorsunuz. Duygularınızı anlatıyorsunuz. Şimdi buraya yazmış, kimin yazdığını bilmiyorum ama çok da güzel yazmış, kim yazdıysa. Erikli Baba Türbesi'ne hitaben yazmış. Üzerine bütün halkı getiren, dağın üzerine lokma yediren, zemheri ayında erik yetiren, yatağa
buradadır Erikli Baba diyor. Buradan aslında çok önemli bir mesajı da veriyor, bir dua mesajı veriyor. Biz de Erikli Tekke Köyü'nü tüm buraya hizmet eden, gönül veren, gelen, giden, arayıp soran hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Yolları açık olsun, Hızır yoldaşlar olsun. Hepsi sevgi dolusun, tekerlerine taş dolaşmasın, sağlıkları yerinde olsun, ümitleri daima sevgili olsun. Ben burada doğdum, bu köyde doğdum. Önceden bizim burada 15 hane vardı. Biraz ekonomik durumlar şey olunca herkes buradan taşındı. Yazları geliyorlar. Erikli Baba burada, herkes burada askere giderken buranın bir taşını alıyordu. Askere gidiyordu. Askere gidiyor. Mesela bizim Ormanızı köyü, bizim bu köy. Daha şu ana kadar bizim bu köylerde hiçbir şehit vermedi. Bir sürü köylerde işte şehit olan askerde orada burada, ama burada hiç bir tane şehit vermedi. Askerden geliyor, kurban da kesiyor. Yani gerçekten gözünü sevdiğim böyle bir ihtiyatı olana sahip çıkıyor. Sensin bizim bu insana hep perde. Derdimize derman olası gende. Seni arzuluyor Erikli Baba. Bugün niyazına geldik Erikli Baba. Kulaşık bayramın sözünü dinle. Ey kurban olduğum niyazım verirken, kalk bana inle. Yeter gayrı bu çektiğim çile. Andur herkesi mıradına erdir Erikli Baba. Erikli Baba aha niyazı. Evet. Cümlenize niyaz olsun. Erik Baba'dan biz de tüm sevdiklerimize buradan niyazımızı verdik. Evet. Nasıl girdiysek aynı güzellikte çıkıyoruz. Ha. Buyur şimdi. Kapıdan girince diye İlinga gördüm diye yeşile bürünmüş türbeni gördüm. Açıldı kalbe hep sana gizlendik. Sefa geldin diyorsun Erikli Baba. Evet sevgili seyirciler, bir çeşmenin başındayız. Hani derim ya ben her zaman, yani bu çeşmelerin dili olsa da konuşsa neler anlatırdı, neler gördü. Neçe canlar, cananlar geldi geçti. Sevgiler, aşklar, hüzünler, gözyaşları, dedikodular, dövüşler, neler neler oldu. Ama bu çeşmede onlardan bir tanesi ablamız, ama buranın da bir ziyaret yeri olduğunu ve burada bir kuyu olduğunu onu anlattı. Geri kalanı sen anlat ablacığım. Şimdi dedem orada kuyu damlıyordu yani. Hı. Öyle ahmıyordu. Tek tek damlıyordu. Evet. İçeceğimiz su da böyle oradan gidiyordu. Evet. Oraya şimdi hastasın ya. Evet. Onun atletini getir buraya seriyorlardı. Evet, damlayan su. Eğer, evet. Evet. Eğer o dibine dumarsa hasta ölüyor. Yukarı çıktıysa? Yukarı çıkarsa iyi oluyor. Peki hiç gördün mü? Gördüm. Gördüm dedim. Kerametini gösterdi. Çok geldi. Evet. 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 Efendim bu çeşmeler, bak onu da görmüşsün. Gördüm. Ne söyledi? Hangi türküler söylenir burada? Hangi türküler mi? Evet. Yüce de başına dağınam yakar malaya. Salını sallanı da gelen yar molağa. Güce de başına da kar sen mi adın? Salını sallanı da yar sen mi adın? Keklik taştan el eder, eşine gel gel edener. Ahiyetli yarasa dedem, dağ taşını yol eder. Allah Allah. Hep türküler dedem. Söyle. Valla Erikli Tekke'nin kadınlarını Allah Allah. İyi temsil etti bugün. Sağ olsun, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah, ben evet. Sana teşekkür ediyorum dedem. Evet, gerçekten güzel. Bize ait olan... Müzik.
Seyirciler, biz Erikli Baba mahallesindeyiz. Aşağı köyden geldik. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Yolda ablamız bize doğal, tamamen doğadan üretilmiş çiçekler bize armağan etti. Aslında bunun anlamı çok güzel, biliyorsun çiçeklerin anlamı. Hani Pir Sultan Abdal'ım diyor ya, gül alır gül satarım, gülü gülle tartarım. Kim ki bana taş atarsa ben ona onlarca binlerce gül atarım diyor. Tabi bu gül meselesi ta Ali Baba'nın Hızır Paşa'yı Pir Sultan'la asma meclisinden geliyor ya, ille dostun attığı gül yaralar beni diyor. O gün bugün güller hep söylenmekte. Anladım ya, yani ben şeyini söyledim. Efendim merhaba, sizi bir tanıyalım. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben Sedef Yurtseven. Evet Sedef abla, nasıl gidiyor hayat burada? Yayla gibi yer. İyice, çok şükür Allah'a. Burada yazın buradayız, kışın Ankara'dayız. Burayı tamamen bırakıyor musunuz? Tamamen bırakıyoruz, boşlukta. Kaç zaman, Mart'ta mı geliyorsunuz, Nisan'da mı? Mart. Yok, Nisan Mayıs arası geliyoruz. Geliyorsunuz. 7 ay falan kalıyorsunuz yani. 6-7 ay. Hayvan falan var mı? Tavuk mu var sadece? Hiçbir şey yok. Emekli. Emekli. İyi, ne güzel. Çok şükür emekliyiz. Yaylacılar ikinize. Yaylasına gitti mi, benim yarime de selam etti mi? Efendim sizi... Ben Şahin Yurtseven. Şahin abi nasıl gidiyor hayat burada? Çok şükür, çok güzel. Bizi dedem. Güllerle karşıladınız, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, rica ederim. Peki efendim, bu Erikli Baba, Erikli Tekke Köyü, gerçekten ülkemizde yeri olan köylerden bir tanesi. Sizin gözünüzde bir anlatır mısın? Ben dışarıdan... Vallahi bizim gözümüzde kurban olayım işte, inancı olana. Bulunmayacak yer. Bulunmayacak yer. Çok güzel. Kolu komşu toplanıyor. Kurban geliyor. Kurbanlar kesiliyor işte. Ama herkes burayı terk ediyor. Aslında burası güzel bir yer. Niye terk ediyor? İşte ekin zaman, ekilmiyor mu? Hayvancılık yapılmıyor mu? Hayvancılık da yok hemen hemen desek. Hayvancılık da yok hemen hemen. Biraz rahatsız domuzlar ediyor. Ekinleri, şeyleri batırıyor. Affedersiniz. Kapalı yerlere, kıyısı köşesi olana bahçe mahçe işte lider edip gidiyor böyle hayat. Peki. Kolay gelsin diyorum. Sağ ol dedim, sağ ol. Canım benim. Ben hep daha önce de gelmiştim. Sen bana sanıyorum bir duazımam söylemiştin. Canım maşallah sağlığın yerinde. Aradan 9 yıl geçti aşağı yukarı. Evet, bize gene ne söylersin? Bir şey söylersin. Babamızı kaybettik. Hoş geldin, sağ geldin. Başımın üstüne yerin var. Eyvallah. Pir Sultan Abdal'ım, ben de fakirim. Acap bulun mu derdim edermem. Kusurluyum nasıl varam divana, divandan oturan Ali kendidir. Allah Allah. Tekel üdeyi de Ermeni dönüyor. Abi bu hayat boyu soğuk suyu iniyor. Batın dermişler İslam'a dönüyor. Ali şeydi, şeyh babam gel yetiş benim duruyor. Evet, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Kalenin burcunda kızgınlar döner, şehitler, merzeri, ördekler zör. Kahim ürker vermiş bağrım gazel, yetiş mürtazarın al döner. Tekeli de devirmeni dönüyor. Abi hayat soğuk suyu iniyor. Batın da uç devrisi damak dönüyor. Ali şeydi, şeyh babam gel yetiş. Eyvallah. Girdim tekkesine, çıkazım gelmez. Dönüp bak size bakazım gelmez. Çok uzun sular gibi akazım gelmez. Ali şeydi, şeyh babam gel geç. Eyvallah, sağ olasın. Kalenin kurşunda kızgınlar döner. Şehitler mezele ördekler için. Kahir mi gelmiş, bağır mı mezel? Geçmiş mürtazalın halden almış. Allah Allah. Daha çok diyeceğim. Çok teşekkür ederim. Tabi bizi Hubiyar'a da götürdün, Tekeli'ye götürdün, geri getirdin. Çok sağ olasın, çok teşekkür ederim. Cümle Avliyalara. Evet. Evet sevgili izleyiciler, sevgili muhtarım, var mı başka burada uğrayacağımız? Teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Burada, aşağı doğru yol alıyoruz. Burada bizim işte köyümüzün yaylası. Evet. Muhtarım cevap veriyor. Burada bizim köyümüzün yaylası, işte yazın geliyorlar. Buranın işte evliyanın üzerine gelen şu. Bir de buranın suyu var. Belki çeşmeyi gördünüz, soğuk bir suyu. Yazın azalıyor ama millet şifa olarak içiyor. Evet, anlattı ablam onun şifası. Yani dertlere derman oluyor. Yani köyümüzün güzelliği, işte havası, temiz havası. Yani çok da gerçekten kurbanlar da çok geliyor. Millet sağ olsun, kurbanları kabul olsun. Yani bizim köyümüz de güzel bir köyümüz. Halkımız da güzel, insanlarımız da güzel. Size de teşekkür ediyoruz. Siz de geldiniz, bizi mutlu ettiniz. Köyümüzün çekimini yaptınız. Sağ olun, var olun. Peki, çok teşekkür ediyorum. Yeter Özgürbüz'le birlikteyiz. Hem yüzü gülüyor, hem kendisi gülüyor, hem güldürüyor. Çok da güzel türkü söylediğini söyledi buradaki arkadaşlar. Söyler mi, söylemez mi? Bize
Ama bilemem, ona bırakıyoruz. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, Allah'a çok şükür. Burada canımıza nasıl gidiyor Yeter ablam hayat? Burada hayat işte böyle çalıp çabalıyor, uğraşıyor. Yazgış burada mısın? Evet, yazgış burada. Helal olsun sana vallahi. Ömrüne ömür katıyorsun. İkimiz kalıyor burada, hiç kimse kalmıyor, hep gidiyorlar. Olsun, siz size yetersiniz zaten. Evde televizyonda varsa. Var, çok şükür var. Bir doğuşlar var Yusuf. Ne iş yaptın? İyi bak ama buna, iyi bak. O mu sana baksın? Ha, o sana baksın. Hadi bize ne dersin, bir şey söyler misin bize? Hadi geldi, ayaklarına kurban olayım, çok sağ ol, var ol. Türkü mü söyleyeceğim? Bir tane söyle ya. Bir tane söylemeyeyim ki. Söyle canım. Lale kırda biter de ananam, boyu sel olunur. Menaşe dalda biter de boynuna uğralır. Sesim gitmiyor kocadım. Olsun, devamı da söyle ya. Anadan ayrılan da nerede belli olunur? Gezer malim masem eller içinde. Karadeniz'den uzun olsa boylasanım. Kadir Meylam izin verse söylesenim. Giderken de anam gilen uğrasanım. Saf halde gelin yavrum derim olayım. Tamam. Hayat her şeyle devam ediyor. Aha. Tamam Niyaz'ın, tamam. Hak olsun Niyaz'ın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Tamam. Çok sağ ol, ayağına sağlık. Evet, sizle olmak çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Buyur, bir çay mı çay, eve gidiyor hep. Seni buyur. Gördük ya, söylediğin türkü, şu anda duruşun, vallahi her şeyin. Çay, kahve, her şey. İnşallah başka zaman. Çay içeceksin, yamaç yamaç oturacak. Oy canım İbadet benim. İbadet edeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, son mahallesiydi Erikli köyüm. İstanbul'da dört tane oğlum var, dördünü de gözlerinden öpüyorum. Bir selam söyleyin, evet siz de ya. Evet, siz de hemen söyleyin çocuğu. Ben de 3 tane çocuğum var. Gelinim, damatlarım, düğünlerime, kardeşlerime, hepsini öpüyorum. Selam herkese gurbete. Vallahi hiç göstermiyorsun, selam olsun. İyi. Hadi oraya da çıkıyor. Evet, hadi aşağı doğru yol alıyoruz sevgili izleyiciler. Son programımızın sonuna doğru yaklaştık. Köyümüzde veda edeceğiz. Ondan sonra aşımızın. Sen nereden çıktın, seneler dur ya. Televizyonda görüyorum. İyicesin maşallah, o zaman televizyonda koca görse diyemem de burada iyice. Vallahi bak. Çok iyiydi, sağ olasın. Vallahi. Güzel moral verdin. Hüdiyat'te de duruyor mu? Duruyor duruyor, Hüseyin dayım duruyor. Duruyor mu? Dayım oluyor mu? He dayım. O bizi izliyor, bak söyleyeyim sana. O bizi söyleyeyim, Almanya'da. Ben de bizden çok çok selam söyle, ellerinden öperim. Evet, Hidayat Düldül'e selam buradan Almanya'da. Senin adı neydi? Güller. Güller. Güller Anı'ya da selam söyler, gözlerinden öperim. Tamam, söyleyeceğim onlar. Hadi hoşça kal. Hadi. Hadi alasmadık. Aha, içtik, yedik içtik, Allah bereket versin, tamam mı? Öyle kabul et yani, hakikaten. Tamam, bu da gıdadır. Hadi lan, bir görüşürüz. Var mı bir? Evet sevgili izleyiciler, Erikli Tekke köyümüzde gerçekten hem yağmur, hava biraz karışıktı. Programımızın büyük bir kısmını kapalı alanda herkese mikrofon uzatarak yaptık. Sonra dedemizi ziyaret ettik, pirimizi ziyaret ettik. Dolaşa dolaşa da akşam programımızın sonuna doğru geldik. Gördüklerimiz güzeldi, sorduklarımız çok güzeldi. Cevaplar samimi ve duygusaldı, güzeldi. Zaman zaman ağladık, zaman zaman güldük. Duygusallıkla birlikte köyümüzü anlatmaya çalıştık elimizden geldiği kadar. Olması gerekenleri, olanları paylaştı. Muhtar yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı. Yani kısacası biz Erikli Tekke Köyü'nden çok umutlu, çok mutlu, güzele doğru yol alacağız. Gene ustamın biri diyor ki, ufku geniş,
Yüreği sevgi dolu, yollarımız açık, ömrünüz uzun, ilim irfanınız gür, sağlığınız yerinde olsun demek umuduyla her zaman olduğu gibi yaşadıklarınızdan yaşayacaklarınız daha güzel olsun. Sevgi kadar özgür, özgürlük kadar vazgeçilmez olun. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ama en önemlisi aşkla kalın, hoşça kalın. Bizim elin yiğitleri boludur. Çalar davulları dizgin dolulur. Ölüm aşıklara tozlu yoludur. Ölüm aşıklara tozlu yoludur. Bizim eller oturup ağlasam delisinde.